Merhabalar herkese. 10 günlük bir aradan sonra yepyeni bir video ile beraberiz. Biz 10 gün geçmiş, daha yeni fark ediyoruz. O kadar çabuk geçiyor ki burada zaman ve de çok yoğun geçiyor. Yavrularımız olduktan sonra biliyorsunuz. Onların bakımı, beslenmesi, annelerinin temizliği derken 10 gün çabucak geçivermiş. Değil mi kızım? Büyümüş mü Yonca Gül Hanım? Şöyle bir bakın siz de. Mutlaka fark etmiştir tabii, siz görmeyeli. Biz şimdi hemen işe başlayalım. Annelerin temizliğini yapalım. Sonra yavruları, onları emsinler. Ondan sonra da dışarıya çıkaralım. Ramazan TV bugün önce annesine gitti. Annesiyle biraz koklaştılar ama onu emme için hiçbir çaba göstermedi. Daha sonra çikolatayı emerken gördü. Annesini emiyordu çikolata. Beraber emdiler biraz. Ondan da sıkıldı. Şimdi sıra lokuma geldi. Kadir Paşa emdikten sonra şimdi de Ramazan Kivi emiyor. Ve lokum buna hiç sesini çıkarmıyor tabi. Şimdi de çikolata geldi. Lokumla ikisi beraber emiyorlar. Kadir Paşa da sırasını bekliyor galiba. Tulumba, bak oğlum. Benim adaşım Feyza, biliyorsunuz Aydın Germencik'te veteriner. Biz burada yazışarak tanıştık onunla. Demişti ki tulumbayı çeker misin tek olarak? Onun cinsini öğrenmek istiyor. Yani tam olarak net bir bilgi verecek bize sanıyorum. Öyle yazmıştı yorumda. O yüzden şöyle tulumbayı yakın çekim yapalım. Hadi bakalım, çıkma zamanı. Bak herkes gidiyor, siz kaldınız burada. Birkaç gündür oğlum çıkarıyor kızları, yavruları dışarıya. Eşim buradaki işlerini hallediyor. Ben de ona yardım ediyorum. Hadi. Gel. Hadi gidiyoruz artık, gel. Ben söyleyince gitmiyorsunuz. Eşimin sesini duydular, ona gidiyorlar. Bir tanesi aşağıda kalmış, lokum herhalde. Ramazan kivi de orada. Baklava da orada sanırım. Yok, şekerpare orada. Hatta hepsi aşağıdalarmış. Yine en küçükleri çıkarmıyoruz. Böyle onlar burada kalıyorlar. Ben ilgileniyorum onlarla. Böyle sabahtan oğlum, öğleden sonra da eşim çıkarıyor. Geç. Yine birkaç gündür yağmur yağdığı için her yer çamur oldu. Geç. Sütü olan da lokum kardeş, biliyorsunuz. Böyle arada bir kardeş kavgalarına şahit oluyoruz. Kızlar ve diğer yavrular gitti. Çikolata, Ramazan Kivi ve Kadir Paşa burada benimle beraberler. Oğlum nefes nefese kaldın. Biraz dinle. Çok yoruldun değil mi oğlum? Hadi dinlen biraz. Hadi otur biraz. Ne oldu yavrucuğum, ne oldu? Saat 6 oldu. Havada kapandı. Yağmur yağacak aslında, gök gürlüyor bir taraftan. Onları içeriye almam lazım ama onlar hala eğlenmek istiyorlar. Hadi gel. Gelin hadi, girelim içeriye. Hadi bakalım. Hadi beni takip edin. Hadi gel kızım. Gel hadi girelim odanıza. Gel. Gel oğlum gel. Yağmur çizmeye başladı.
Bu yaramaz çikolata az önce havuza atladı. Biz oluk dediğimiz havuz var ya, ona atladı. Ve atladığı gibi bir anda çıktı dışarıya. Allah'tan gömülüp kalmadı içine. Çünkü boyunu aşmıyor oluk. Yağmurun sesini duyuyorsunuz herhalde. Çok şükür ıslanmadan üçünü de aldım içeriye. Ben şimdi bir babaya bakmaya gideyim, oldu mu kızım? Siz nasıl olsa buradasınız artık. Yağmur ve gök gürültüsü devam ediyor. Sesi duyuyorsunuz. Eşimi aradım. Her zamanki yerdelermiş. Ben de yanlarına gidiyorum. Nerede olduklarını öğrendim ama geleceğimden haberleri yoktu. Sürpriz. Pasta getirdim sana. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Yağmur hızlandı. Hızlandı. Ben de buraya en altına sığındım. Evet. Ama bunlar dışarıda durmayı istiyorlar herhalde. Eve gelmek istemiyorlar yağmurdan. Evet. Sürpriz yaptım. Şaşırttım ya. Nerede olduğunu sormuştum ama geleceğimi söylememiştim sana. Neyse, pasta yer misin? Tamam, o zaman kapatıyorum. Islanıyorsunuz, hadi gidelim artık. Hasta olacaktınız yoksa? Şaban sütü olan ısırgan yiyor, biliyor musun? Isırgan yiyor. Onlar yakmıyorlar mı ağızlarını? Hani biz elimizi değsek hemen yakıyor ya. Onlarda bir sıkıntı olmuyor, değil mi? Evet. Ben diğerlerini yerken görmemiştim de süt olanı gördüm şimdi. Ben buraya gelmeden önce yavruları içeriye koymaya çalıştım. Çikolata ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Havuza atladı. Nasıl? Suyun içine mi İlk girdi? önce ön ayaklarını attı. Elimde tabii telefonum hani yoktu, çekemedim o ara. Ben çıkarmaya çalıştım. Beni itti arka ayaklarıyla, arka ayaklarını da aldı sonra havuzun içine. Ondan sonra da baktı, boyunu zaten gelmiyor, yani boyunu aşmıyordu da. Ondan sonra kendisi tekrar sıçradı, çıktı dışarıya. Islandı yani, değil mi? Yani ama tamamı gömülmedi hiç, mesela bacakları sadece şeydi. Hani onun bacakları biraz daha uzun ya Çünkü diğerlerine göre. hasta olmasa bari. Yok yok. Yani vücudun tamamı ıslanmadı. Islanmadı değil mi? O da şaşırdı zaten. Bir baktı suyun içinde. Ondan sonra çıktı dışarıya. Geçen gün de Kadir Paşa girmiş içine. Evet, ben onu görmediydim de sen söyledin onu. Demek ki o da o şekildeymiş. Yani Kendi hani isteğiyle giriyor yani, değil mi? kendi isteğiyle girdi. Ama ben korktum. Hani boyunu falan aşarsa diye, benim gözümde hala küçük görünüyor da onlar. Meğer şeymiş yani, vücuduna kadar ancak Bu su aralar aldı. Biraz serin hava yine. Mayıs'ın girdiği anda hala kış mevsimi gibi soğuk oluyor. Evet. Yani sıcaklarda olsa problem değil. Yani girseler de üşümezler de bu aralar yine üşüyebilirler. Hani normalde suyu sevmiyorlar ya, havuz atlaması biraz ilginç geldi bana. Evet, suyu sevmiyorlar aslında. Evet, üzerlerine bir su sıçrasa hemen çırpınıyorlar. Bir baktım İyi bir şey havuza olmamış, girdi. bari çıkartmışsın. Yok yok, çok şükür. Yani kendi çıktı. Ben çıkarmaya çalıştım ama o iki ön ayağını, sonra kendi diğer arka ayaklarını da attı içeriye. Sonra da kendi girdiği gibi Çok çıktı. sıcaklarda yaman da giriyordu içine, Evet, hatırlarsan. yamanı biliyorum. Özellikle kendi giriyordu, bekliyordu sıcaktan. Evet. Serinlemek için. Ahıra geldik, sütlerimizi sağdık, yavrular emdi annelerini. Şimdi Ramazan kivi emiyor. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.